arkadaşlar. Bugünkü dersimizde son ünitemiz olan elektrik yüklerinin özelliklerini anlatacağız. Birinci özelliğimizden başlayalım. Doğada artı ve eksi olmak üzere toplam iki tane elektrik yükümüz vardır. Elektrik yükü ya küçük Q harfiyle gösterilir ya da büyük Q harfiyle gösterilmektedir. Birimi ise klomptur arkadaşlar. Şu şekilde klombu da büyük C harfiyle gösteriyoruz. Elektrik yüklerinin kaynağı Atomdur arkadaşlar. O yüzden burada ilk önce atomun modelini bir görelim. Nasıl bir içerisinde neler varmış neler yokmuş. Bunu incelemek için atom modeli çizeceğiz. Şu şekilde bir tane küre çiziyorum. Bu bizim atomumuz oluyor arkadaşlar. Atomun içerisinde çekirdek bulunmaktadır. Çekirdek. Çekirdeğin içerisinde ise iki tane yükümüz vardır. Bunlardan birincisi proton. Protonun yükü artıdır. Biri de arkadaşlar nötrondur. Nötron ise yüksüzdür. Yani nötrdür gençler. Evet, bir de e, atomun yörüngesinde dolanan şu şekilde çekirdeğin dışında olan elektronlarımız vardır. Elektronun işareti ise eksidir gençler. Evet, devam edelim. E, burada yine özelliklerimizden devam ediyoruz. Bir tane elektron ya da bir tane protonun yüküne elementer yük denir gençler. Elementer yük ya da bazı kitaplarda birim yük diye görebilirsiniz. Doğadaki bütün cisimlerin yükleri elementer yüküne, elementer yükün yüklerinin katları şeklinde olmak zorundadır. Peki bu elementer yük dediğimiz olay nedir ona gelelim. Bir tane elektronun yükü ya da bir tane protonun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Kulomptur arkadaşlar. Biz bu sayıyla şu anda işlem sayısal bir ifade kullanmayacağız. Ama bu e, yük miktarını bilmenizde fayda var. Diğer derslerde de yine karşınıza gelecektir. Diğer e, doğadaki bütün yüklerde bu yükün katları olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi 3 tane küremiz var. Bu küremize artı ve eksilerin sayıları farklı farklıdır. Bunların hangilerinin artı yüklü, hangilerinin eksi, hangilerinin nötr olduğunu bulmaya çalışacağız. Eğer biz bir kürenin artı yüklü olmasını istiyorsak bu kürede artı yük sayısının eksi yük sayısından fazla olması gerekiyor. Bakın burada baktığınız zaman toplam 6 tane artı 2 tane eksi yük olduğu için bu küremiz aslında artı yüklü küre olmak zorundadır. Şunu kesinlikle söyleyemeyiz. Artı yüklü kürelerin içerisinde hiç eksi yük yoktur denilemez arkadaşlar. Eksi yük vardır ancak artıya göre miktarı az olduğu için bu küreye artı yüklü küre denilmiştir. Şimdi bu küreye baktığımızda ise oldukça fazla eksi yük var. Artı yük miktarı eksiye göre az kaldığı için bu küreye de eksi yüklü küre denilmektedir gençler. Yine dediğim gibi eksi yüklü küre içerisinde mutlaka artı yükler bulunmak zorundadır. Bu kürede ise 3 tane artı 3 tane eksi olduğu için artı sayısı eksi sayısına eşit olduğu için bu küremize de nötr küre diyoruz gençler. Evet devam edelim. Nötr bir atom elektron verirse proton sayısı artacağından artık bu küremizin yükü artı olmak zorundadır. Bunun tam tersi nötr bir atom elektron alırsa elektron sayısı artacağından artık bu küremiz eksi yüklü küre olmak zorundadır. Devam ediyoruz. Bir atomun içerisinde kesinlikle arkadaşlar proton yani artı yükler hareket edemezler. Sadece burada hareket eden elektronlardır yani eksi yüklerdir. Ancak biz bunları şekiller üzerinde gösterirken, soru üzerinde anlatırken sanki protonlar hareket ediyormuş gibi düşüneceğiz. Ama bizim asıl bildiğimiz şey proton kesinlikle hareket edemez. Çünkü proton atomun çekirdeğinin içerisinde bulunur. O yüzden dışarıda hareket etme şansı yoktur. Sadece elektron atomun yörüngesinde bulunduğu için tek hareket edebilen şey elektrondur. Sadece arkadaşlar dikkat ediyoruz. Sorularda hareket ediyormuş gibi düşüneceğiz. Aslında hareket etmiyor. Gelelim. Elektriklenme sadece elektron hareket edebildiği için arkadaşlar elektronun alışverişiyle gerçekleşmektedir. Elektronun yükü arkadaşlar sabit bir büyüklüğe sahiptir. Asla kaybolmaz. Yani korunumludur gençler. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Şimdi geldik diğer konumuza elektriklenme çeşitlerimize. Tam 3 tane elektriklenme çeşitimiz vardır. Bunların birincisiyle başlayalım. Birincisi sürtünme ile elektriklenmedir. Bu elektriklenme çeşidi aslında günlük hayatta oldukça sık karşılaştığımız bir elektriklenme çeşittir gençler. Burada birçok örnek vermemiz mümkün. Ancak bizim fizikte sürtünme ile elektriklenmede karşımıza gelebilecek 2 tane örneğimiz vardır. Sadece bu 2 tane örneği bilmemiz yeterlidir. Dediğim gibi günlük hayatta birçok şekilde elektriklenme sürtünme ile elektriklenme yapma şansımız vardır arkadaşlar. Birincisinden başlayalım. Cam bir çubuğu ipek bir kumaşa sürtünme ile elektriklenme yaparsak arkadaşlar bir taraf artı yüklenirken bir tarafın eksi yüklenmesini bekleriz. Peki biz bunu aklımıza nasıl tutacağız? Kuralımız şu arkadaşlar. İçerisinde E harfi olan eksidir. Bakın ipeğin içerisinde E var. buraya eksi kabul ediyoruz. Cam ise ne olmak zorundadır? Artı olmak zorundadır. Diğer bir örneğimiz de Plastik çubuk bazen sorularda ebonik çubuk olarak karşımıza gelir. Biz bunu yün kumaşa sürttürürsek eğer içerisinde e harfi bulunan plastik çubuk ya da ebonik çubuk eksi olurken yün kumaş artı olmak zorundadır. E hocam ben bunu tuttum yün kumaşı cam çubuğa sürttürürsem sürtünme ile elektriklenme olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Siz yün kumaşı sürtülme ile elektriklenme yapmak istiyorsanız mutlaka plastik çubuğa sürtürmek zorundayım. İpek kumaşı sürtülme ile elektriklenme yapmak istiyorsam mutlaka cam çubuğa sürtmek zorundayım. İpek kumaşı tutup da plastik çubuğa ya da cam çubuğu tutup da yün kumaşa sürtürürsem burada kesinlikle sürtünme ile elektriklenme yoktur arkadaşlar. Evet notumuzu verelim. Sürtünme ile elektriklenme olayında cisimlerin yük miktarları birbirlerine daima eşit olmak zorunda ve işaretleri zıt olmak zorundadır. Mesela burası cam çubuk artı ipek çubuk eksi oldu ya gençler. Atıyorum burası artı 2Q kadarsa burası da eksi 2Q kadar olmak zorunda. Bir taraf artı 2 iken bir tarafın eksi 3 olma şansı yok. Miktarları her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Evet. Devam edelim. Bir tane sorumuz var. E, i̇lk başta K ve L küreleri nötrmüş. Bunları biz e, sürtünme elektriklenme yapıyoruz. Sürtünme elektriklenme yaptıktan sonra K ve L'nin yük işaretleri ve miktarları için ne söylenebilir diye bize soruluyor arkadaşlar. Burada diyor ki bakın K'dan L'ye elektron geçiyormuş. Şimdi buradan buraya elektron geçtiğine göre K'daki elektron miktarınız yani eksik miktarınız azaldı mı? O zaman K'nın ne olmasını beklersiniz? Tabii ki de artı olacak. E sürtünme ile elektriklenme olduğu için L'nin de ne olmasını beklersiniz arkadaşlar? Tabii ki de eksi yüklü olmak zorunda. Yük miktarları hakkında bilgi veriniz diyor bize. Sürtünme ile elektriklenmede yük miktarları daima nedir arkadaşlar? Eşit olmak zorundadır. Devam edelim. Diğer bir elektriklenme çeşidimiz dokunma ile elektriklenmeye geldik. Burada arkadaşlar şimdi bize farklı farklı küreler verecekler. Dokunma ile elektriklenmede formül kullanmak zorundayız. Bu formülümüz ise şöyledir. Diyelim ki iki tane elimizde küre olsun. X, Y küreleri. Biz bunları dokunma ile elektriklenme yaptık. Şimdi dokunma ile elektriklenmede yapma şansımız var. Ya biz bu X ve Y kürelerini direkt birbirine dokundurabiliriz arkadaşlar. Ya da biz bu X ve Y küreleri arasına iletken bir tel bağlarız. İletken bir tel bağladığımız zaman da aslında bunlar birbirlerine dokunuyorlar demektir. İlla ki bu şekilde olduğu gibi birbirlerine dokunmak zorunda değiller. İletken bir tel ile de biz bunları birbirlerine temas ettirip biliriz gençler. Peki biz bu olayı yaptıktan sonra bunları dokundurduk. Sonra dokunmadan sonra bu ikisini ben ayırdım. X'in son yükü nedir? Y'nin son yükü nedir? İşte bunları bulabilmek için buradaki formülü kullanıyorum. Nedir formülüm? Önce toplam yükleri topluyorum. İlk baştaki toplam yükleri. Sonra kürelerin yarı çapına bölüyorum. Kimin son yükünü buluyorsam onun yarı çapı ile tekrar çarpıyorum. Aynı işlemi y için de yapıyorum. Toplam yük bölü toplam yarı çap. Kimin son yükünü buluyorsam onun yarı çapı çarpıyorum. Yapıyorum. Evet dokunma ile elektriklenmedeki özelliklerimize gelelim. Dokunma ile elektriklenmede son durumda kürelerin yük işaretleri daima aynı olmak zorundadır. Diyelim ki ilk başta işte x'inki artıydı y'ninki eksiydi. Bunlar dokunma ile elektriklenme yaptılar. Kesinlikle aynı yüklenirler arkadaşlar. Eğer toplam artı yük miktarı fazlaysa artı olurlar. Eksi yük miktarı fazlaysa eksi yüklü olmak zorundadır. Zorundalar. Zıt işaretli olamazlar arkadaşlar. Burada bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Yük daima korunumludur. X ve Y kürelerinin ilk baştaki toplam yükleri neyse sondaki dokunmadan sonraki durumda da son toplam yükleri ne olmak zorundadır? İlk baştaki yüklerinin toplamına eşit olmak zorundadır gençler. Evet devam ediyorum sorularımıza bunları şimdi bakalım uygulayalım. İlk başta K yüklerimiz var, kürelerimiz var. K'nın 2 3 3 Q yüklüymüş. L'nin yükünü bize vermemiş. Diyor ki bunlar dokunma ile yaptıktan sonra ayıralım. Son durumda K'nın yükü artı 5, L'nin yükü artı 2 olmak zorundaymış. Bakın burada dikkat ederseniz son durumda ikisinin de işaretleri aynı. Burada Q'lerin baştaki yükü nedir diye bize soruluyor. Kural ne arkadaşlar? Baştaki yük toplamınız sondaki yük toplamına eşit olmak zorunda. İlk başta eksi 3 artı QL var. Ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Son durumda 5 ile 2'yi toplarsanız ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. O zaman ee, QL'nin son yükü ne yapacak? 3'ü bu tarafa attığımız zaman 10 çıkmak zorundadır. Demek ki L'nin ilk baştaki yükü neymiş arkadaşlar? 10'muş diyoruz. Devam edelim başka bir sorumuz. İlk başta K ve L kürelerimiz var. Biri artı 5, biri artı 3 Q düymüş. Bu küreler özdeşmiş. Bakın bu kelimeye dikkat ediyoruz. Eğer ki küreler özdeşse neleri eşittir arkadaşlar? Yarıçapları eşit olmak zorundadır. Bu iki küre dokundurulup ayrılırsa yük geçişi ne olur diye bize sormuş. Hemen formülümü uyguluyorum. K'nın ve L'nin zaten özdeş oldukları için son durumdaki yükleri eşit olmak zorunda. Formülümüz neydi arkadaşlar? Toplam yükleri topluyorsunuz 8. yarıçapları çapları birer R birer R olsun. 2 R yaptı. Çarpı 1 R ile çarpacağız. İkisi de zaten eşitmiş. O zaman buradan son durumdaki yükleri ne olacak bakın. Artı 4 Q olmak zorunda. Peki bakalım. Bu K önce artı 5'ti. Şimdi nereye düştü arkadaşlar? artı Q'ya düştü. Bu ilk başta artı 3'tü. Bu nereye çıktı bakın? Artı 4'e çıktı. O zaman kimden kime elektron geçişi olmuş? Ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan artı 5'ten artı 3'e bir Q artı Q'luk yük proton geçti diyemem. Burada elektronun geçişini söylemem lazım. O yüzden şunu söylüyorum bakın. L'den K'ya eksi 1 Q kadarlık elektron geçişi olmuştur arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. K'dan L'ye burada artı 4 yapabilmek için buradan bu tarafa sanki artı 1 Q yani proton geliyormuş gibi oluyor. Ama artı yükler kesinlikle hareket etmez arkadaşlar. O yüzden eksi yükü yani elektron hareket ettireceksiniz. O yüzden diyorum ki bunun 5'ten 4'e düşebilmesi için eksi 1 Q'luk elektron ne yapması lazım? L'den alması gerekiyor gençler. Evet başka bir sorumuz var. QK ve artı Q yük 2Q yüklü K ve L küreleri birbirlerine dokundurup ayrılıyor. L'nin son yükü eksi 3Q olduğuna göre K'nın son yükü nedir diye soruluyor. O zaman bize L'nin son yükünü verdiği için onun formülünü uyguluyorum. İlk baştaki kürelerin yüklerini topluyorum. QK artı 2 yarı çapların toplamı 4R'ymiş. L'nin son yükünü bulduğum için L'nin yarı çapıyla çarpıyorum. Bu ifadenin neye eşit olması lazımmış? Eksi 3Q'ya eşit olması gerekiyormuş. Burada R'ler birini götürdü gençler. İşler dışlar yaptınız. QK kartı 2, 4 ile eksi 3 çarptınız. Eksi 12 yaptı. QK burada, QL buradan, pardon K'ymış. QK buradan ne yaptı arkadaşlar? Eksi 14 Q'lu bir yük yaptı. Evet. Devam ediyoruz. Diğer bir elektriklenme çeşitimiz. Etki ile elektriklenme yapacağız arkadaşlar. Bu peki bu elektriklenme çeşitimiz nasıl oluyor? Şimdi onu anlatalım. Elektrik yüklü bir cisim iletken bir cisme yakınlaştırıldığında iletken cisim üzerinde serbestçe hareket edebilen yüklere yakınlaştırılan cisim tarafından bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvetin etkisiyle yükler belirli bölgelerde toplanır. Belirli bölgelerde toplanır. Bu toplanma olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? kutuplanma olayı diyoruz. Yani etkili elektriklenmede sadece ne vardır gençler? Kutuplanma olayı vardır. Peki biz bu kutuplamayı nasıl yapacağız? Onu gösterelim şimdi. Elimden ötür bir küre var. Ben buna bakın dikkat ederseniz artı yük miktarı fazla olan artı yüklü bir tane küreyi yakınlaştırıyorum. Kesinlikle temas yok küreler arasında. Sadece yakınlaştırma olayı var. Artı küreyi yaklaştırınca artı kendine neleri çekecek arkadaşlar? bu tarafa doğru bakın eksileri çekiyor. Peki nötr kürenin içerisindeki artıları ne yapıyor? En sona doğru ittiriyor. İşte bakın bu bölgede kullanacağım aslında artı yükler hareket etmiyordu. Ama ben etkiyle elektriklenme yaparken sanki artı yükler hareket ediyormuş ve bu nötr kürenin içerisindeki bütün artı yükler sanki kürenin bu tarafında toplanıyormuş gibi düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu sorularda artı yüklerin hareket ettiğini düşünüyoruz. Aslında artı yükler yani protonlar kesinlikle hareket etmez. Bunu aklımızdan çıkartmıyoruz gençler. Evet. Devam edelim. Başka bir soru üstünde gösterelim. K ve L küreleri ilk başta birbirine dokunuk halde duruyorlar. Bunlara biz bakın dikkat edin eksi yüklü fazla olduğu için eksi yüklü bir küreyi biz bunlara yakınlaştırıyoruz. Dokunma kesinlikle yok. Yakınlaştırıyoruz. O zaman eksi yüklü küre bu kürelerden artı yükleri kendine ne yapacak gençler? Çekecek. Eksi yükleri ne yapacak? En uzağa doğru itecek. Şu anda kutuplama olayını yaptım. Artıları bir tarafta biriktirdim. Eksileri bir tarafta biriktirdim. Ben bu durumdayken iki küreyi birbirinden ayırırsam eğer arkadaşlar K küresi Artı olur. L küresi eksi olmak zorundadır gençler. Evet başka bir soru. Yine KLM küreleri özdeşmiş bakın. Bunlar ilk başta nötr küreler. Artı bir yüklü küreyi ben bunları yakınlaştırıyorum. Son durumda sonra bunları ayırıyorum tabi birbirinden ayırıyorum. Ayırdıktan sonra son yük işaretleri nedir diye bize soruluyor. Artı yük olduğu için kendine neleri toplayacak? Eksileri toplayacak. Artıları ne yapacak? En uzak köşeye atmak zorunda. O zaman ben bunları birbirinden ayırdığım zaman K'nın üstünde bakın eksiler var. Eksi yüklü olur. M'nin üstünde artılar var. Artı yüklü olur. Ama L'nin üstünde herhangi bir yük dağılımı olmadığı için L ne yapacak arkadaşlar? Nötr olmaya devam edecek. Evet devam edelim. İletken ve yalıtkanlardaki yük dağılımına bakıyoruz şimdi. Elektrik yüklerin üzerinde serbestçe hareket edebildiği cisimlere ne diyoruz? İletken cisimler diyoruz. Elektrik yüklerini iletmeyen cisimlere ise ne diyoruz? Yalıtkan cisimler diyoruz. Şimdi iletken cisimler bütün yüklerini yüzeylerinde biriktirmek zorundalar arkadaşlar. Bakın. Artı yüklü bir küre içi dolu olduğu için bütün yükleri dışında. İçi boş bir küre dahi olsa yine bütün yükleri kürenin dışında. Ağzı açık yarım bir küreniz varsa bütün yükleriniz nerede olmak zorunda? Dışarıda olmak zorunda. Şimdi gelelim en önemli küre çeşidine. Ağzı açık yarım kürenin özelliklerine bakalım. Arkadaşlar ağzı açık yarım küre ile ilgili toplam 4 tane soru çeşitimiz var. Ben size bu 4 tane soru çeşidinin hepsini bir şekilde göstereceğim bu videomuzda. Evet birincisinden başlıyoruz. Eksi yüklü bir tane küreyi ben bu ağzı açık nötr küreye dışarıdan sarkıttığım zaman yaklaştırdığım zaman kürenin içi kürenin dışı ve gelen k küresinin son durumu ne olur ona bakıyorum. Arkadaşlar eksi yüklü bir yakınlaştırma var bakın burada dokunma yok. O yüzden eksi kendine neleri çekecek artıları çekecek. O zaman eksileri ne yapacak şimdi bu bir küre ya gençler. Şöyle tabi bu küremizin kalınlığı var. Ben burada çizmedim. Bu Artılar içeride toplayıp eksileri ne yapacak? En uzağa yani kürenin dışına atmak zorunda. O zaman kürenin içi artı oldu. Kürenin dışı eksi oldu. K küresi yine eksi olmaya devam eder gençler. Geldim buraya. Bu sefer de eksi yüklü K küresi bu kürenin içine dokunmuş. Arkadaşlar dokunma olayında küre her zaman için nötr olmak zorundadır. Eğer sen buraya dokunursan bu eksilerin hepsi kaybolmaz. Nereye çıkar? Kürenin dışına çıkar. Kürenin dışı eksidir. Ama bu içerisi her zaman ne olacak gençler? Nötr olacağı için kürenin içi ve K cismi artık nedir? Nötr olmak zorundadır. Atıyorum burası artı olsaydı bunun bir çeşit de zaten arttır. Başka şansınız yok. O zaman da bütün artı artılar dışarıda olacaktı artı olacaktı kan kürenin içi ve kanı olmak zorundaydı nötr olmak zorundaydı arkadaşlar gelelim şimdi dışarıdaki olaya ya içeriden iki tane şansınız var ya da dışarıdan iki tane şansınız var başka bir çeşit gelmez karşınıza yine nötr bir yarım ağzı açık küreniz var eksi yüklü k cismi dışarıdan yakınlaştırılıyor bakın dokunma olayı yok eksi olduğu için neyi kendine çekecek bakın Artıları çekecek. İçi zaten herhangi bir olay olmadığı için içi her zaman nötr'dür. Dışına artıları topladık. K eksi olmaya devam eder. Peki ben burada dokunma yaparsam Zaten içi her zaman içinde herhangi bir şey yoksa zaten içini çek, tek bir durumda yani birinci durumda yükleyebiliyorsunuz. Onun dışındaki durumların hepsinde içi nötr olmak zorunda. Buna bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenme neydi arkadaşlar? Son durumda yük şartları aynı olmak zorundaydı. Buradaki eksiği k ve kürenin dışı eşit bir şekilde paylaşıyorlar ve dış tarafları ve k küresi eksi olmak zorunda. Evet şimdi gelelim yalıtkan cisimlere. Yalıtkan cisimler sadece bölgesel olarak elektriklenme yaparlar. Yani tüm her tarafına elektrik yüklerini dağıtamazlar arkadaşlar. Elimde bir tane çocuk balonum var. Ben bunu artı yüklü bir cismi sürttürdüğüm zaman bakın balonun sadece bir kısmı arkadaşlar artı yükleniyor. Diğer tarafları ne olmak zorunda bu tarafları? Nötr olmak zorunda. Çıkmış bir sınav sorusu anlatıyorum şimdi size. Ben bu balonu artı ile elektriklenme ile sürtünme ile bir tarafını artı yükledim bir tarafını nötr yaptım. Şimdi soru şu arkadaşlar. Siz bu balonu e, tekrardan saçınıza sürttürüyorsunuz. Sonra kağıt parçalarıyla bu kağıt parçalarını bu balon sayesinde çekmeye çalışıyorsunuz. Hangi tarafı çeker hangi tarafı çekmez? Kesinlikle arkadaşlar artı yüklü olan taraf çeker ama nötr tarafta herhangi bir çekme olayı yoktur gençler dikkat ediyoruz Evet geldik diğer bir olayımız topraklama olayına. Topraklama yapılan bölgeler daima nötr olmak zorundadır arkadaşlar. Özelliği budur topraklamanın. Nasıl nötr yapacağız ona bakalım. Elimizde iki tane küre var. Zaten nötr bir küreyi topraklama yapmanıza gerek yok. Zaten nötrdür kendisi. Biz eksi ve artı küreleri nötr yapmaya çalışacağız. Eğer bize eksi bir yüklü küre verilirse topraklama işaretimiz budur arkadaşlar. Buraya bir topraklama yapılırsa ben burayı nasıl nötr yapabiliyorum? Şu şekilde. Eksi yükler hareket edebilirsiniz bildiği için fazla olan buradaki eksiler ne yapıyor aşağıya doğru iniyor Bu... Küre içerisindeki artı ve eksiler birbirine eşit olana kadar bu olay devam ediyor. Eşit olduktan sonra artık nötr oluyor ve topraklama olayı bitiyor arkadaşlar. Burada ise artı bir küreyi nötr yapabilmek için artılar hareket edemez. O yüzden topraktan eksiler yukarıya doğru hareket ediyor. Bu küre içerisindeki artı eksi sayılar birbirine eşit olduğu anda artık küremiz nötr oluyor ve topraklama olayı bitiyor gençler. Bir tane sorumuz var bu konuyla ilgili. Nötr bir küremiz var. Uçları KL noktaları. Artı yüklü bir küre bunlara ne yapılıyor? yakınlaştırılıyor arkadaşlar. Bir taraftan da topraklama yapılmış. Son durumda yük durumu ne olur diye soruluyor. Önce yakınlaştırma olayına bakalım. Artı olduğu için burada neler birikecek? Eksiler birikecek. Artılar ne yapacak gençler? En uç noktaya itilecek. O zaman bu durumdayken K her zaman eksidir. Buradaki küreden dolayı. Ama L'nin ucu topraklama olduğu için topraktan her zaman eksi yükler yukarıya doğru geleceği için bu bölge her zaman ne olmak zorundadır? Nötr olmak zorundadır. Evet, konumuz ve sorularımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.